Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Vlogger Workshop Akademi'deyiz. Kimler var derseniz, Hayrettin, Kafalar, Danilo, Zana, Taklitmen, Gezimanya ve Abdullah Işıklar'la birlikte olacağız. 12'den 6'ya kadar bir program var. Bunun haricinde etrafı gösterebilirsen şöyle. Başka aktiviteler var. Çeşitli firmaların stand açtığını görüyoruz. Bununla birlikte drone ve bazı aksesuarlar burada bizlere tanıtılıyor. Şimdi içeri geçelim. Hadi o zaman. Çıkıp mutlaka gelin. Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınızı sağlık. Bildiğiniz üzere takip edenler, ben de Bursalıyım. Bursalı olmaktan gurur duyuyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Burada Popstar vardı. Eski nesil. Daha çok bilir bunu. Orada da Bülent Tamlamız'la Orhan Gencebay vardı. Şöyle bir taklidiyle başlamıştım Bülent Arslan'la. Biz seyirciye şey diyordu, bir yarışmacıya sen bu taklidi bu sesi yapamadın, ben o oktava daha çok çıkarım diye bir şey yaptı. Bir ek olabilir miyim? Rica etsem. Evladım, ek olabilir miyim? Efendim, Fevkalade'nin Fevkinde. Şimdi Orhan Yecebe'ye soruyor. Orhan Bey, efendim gayet güzel okumadı mı? Sevgili Bülent, bence gayet olumlu okudu ama bir de sen oku istersen diye bir tepki gösteriyor. Benim orada çıkışım şuydu. Hani bizim sevdamız, benim gidanlarım. Ezan mı oluyor ya? Hemen atarım diyor. Ama ertesi gün video oluyor 1 milyon. Ertesi gün bana menajeri yazıyor. Hocam şu videoyu kaldıralım hatta. Bir gün izlendi ya, PR'ını da yaptı orada futbolcu. Ve sonra beni savcılığa çıkartıyorlar. Savcılık beni çağırıyor, diyor ki, niye yaptın kardeşim? Ne yapmış bu adam? Telefon şikası yapmış. Videonun içine bakıyor, suç unsuru var mı? Yok. Şahsa küfür var mı? Kaldı ki, ben küfür ederek güldürmekten hiç hoşlanmıyorum ve küfür etmiyorum. Benim 106 tane videom var, hiçbirinde küfür yoktur. Küfür etmiyorum. Programda okurdum değil mi? Videolarda okurdum. Eve gidip anne babama okurdum bu şarkıyı.
herkes okurdum ya. Aa, bravo. Var mı daha sorusu olan? Yoksa ben kaçıyorum. Efendim? Kim oluyor ya? Ayvan ayvan. Sen de söyle. Yani adalet savcısı be. Bu kusura bakmayacaksın.